11 Şubat 2022 Yakup Köse, Star Gazetesi. Ulu Hakan'ı yad ederken bugüne bakmak. Dün Ulu Hakan, Abdülhamid Han Hazretleri'nin perde arkasına geçişlerinin seneyi devriyesiydi. 10 Aralık 1918. Abdülhamid Han Hazretleri'ni devirmek için bir araya gelen kimi subay, kimi alim, kimi şair, kimi Yahudi, kimi Ermeni, kimi Arnavut, kimi bilmem ne bela. Ve bunları hürriyet diye pohpohlayan yabancı devletler emellerine ulaştılar ve Abdülhamid Han Hazretlerini tahttan indirdiler. Yalan ve iftiralarla dolu hal fetvasını yazan Elmalılı Hamdi Yazır daha sonra "Hayatımda yaptığım en büyük hata" demiştir ama olan olmuştur. Abdülhamid gitsin de ne olursa olsun diyenler devleti 10 sene bile yönetemediler. Hal fetvasının ardından Yıldız Sarayı'nı yağmalayan it sürüsü, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'ye ait toprakların yağmalanmasına da erketelik yaptılar. Hürriyet naraları atarak Abdülhamid Han'ı tahttan indirenler, onun yokluğunda batıya tasmalı köle oldular. Öğrendiler onları tasmalı köle olmaktan Ulu Hakan'ın koruduğunu, lakin bedeli ağır oldu. Abdülhamid Han zamanı dini ıslahat diyerek ortaya çıkan İranlı Cemaleddin Efgânî'nin peşine takılanlar ümmet coğrafyasını paramparça ettiler. Hürriyet, hürriyet diyerek kavmiyetçiliği yayan Efgânî'nin Batı için ne mühim vazife gördüğünü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee şöyle anlatıyor. Efgânî'nin tebliğ faaliyetinin en esaslı tesiri İran'da, Mısır'da mahalli kavmiyetçi hareketin doğumunu teşvik etmek oldu. Bu suretle İslam aleminin cihan şümul bir devletin himayesinde birleşmesinin önünde yeni ve dehşetli maniler husule getirdi. Efgânî, sadece İran ve Mısır'da değil, hilafetin başkenti İstanbul'da da ırkçılığın yayılmasına önderlik etti. Türk ırkçılarının dergisi, Türk Yurdu Efgânî'nin posterini okuyucularına şu takdimle hediye etmiş. Irk ve milliyet fikirlerinin şiddetli bir taraftarı olan merhum Şeyh Cemaleddin Efgânî. 1911 senesinde mezkur dergiyi çıkaran Mehmet Emin Yurdakul, "Beni o yoğurmuştur, Cemalettin'in ruhu bende yaşıyor" demiştir. Cemalettin ve yoğurduklarının saçtığı fitne tohumlarını hala temizleyemedik. Kulağa hoş gelen hürriyet, ıslahat sloganlarıyla hilafetin yıkılmasının ve ümmetin başsız kalmasının yolunu açtılar. Meşhur meseledir. Tesbihin imamesi kopartılınca her tane bir tarafa saçıldı. Hilafet altında birleşen Müslümanların zihinlerinde hilafet, halife ve salih itikatlarıyla alakalı şüpheler oluşturdular. Şüphe şüpheyi getirdi ve ümmetin evlatları asli hüviyetlerini yitirmiş, köklerinden kopmuş, şahsiyetsiz, ezik, Batı için bir lokmalık birer ferd oldular. Al sana hüviyet, al sana ıslahat. Bugün FETÖ'nün dinler arası diyalog adı altında yaptığı şenaati, dün Cemalettin ve hempaları dinde ıslahat adı altında yapıyordu. Bugünle dün arasında nasıl da benzerlik var. Sanki 1910'lardayız. Dün Abdülhamid gitsin de ne olursa olsun diyenlerle, bugün Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler arasında ne fark var? Cemalettin Efgânî'nin ruhu sadece ırkçı Mehmet Emin Yurdakul'un ruhunda yaşamıyor. Ulu Hakan Abdülhamid Han Hazretlerini perde arkasına geçişlerinin seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum. İslam halifesi, reisi cihan, serdarı Hakan Abdülhamid Han el muzaffer daima. El Fatiha.